Kaptanım, arzu ettiğiniz gibi Merkez Efendi seferden döner dönmez kendisini ziyaret ettim. O halde teberruğumdan haberdar ettiniz. Elbette sultanım. İhsan ettiğiniz vakıf arazisinden mütevellit çok memnun oldu. Size şükranlarını iletmemi istedi. Âlâ. Başkaca ihtiyaçları varsa da bilmek isterim. Siz söylersiniz. Elbette sultanım. Bu arada Merkez Efendi size bir hediye takdim etmemi rica etti. Kabul buyurursanız şeref duyar sultanım. Sümbül çiçeğidir sultanım. Arzu ederseniz manasını izah edeyim. Sizi dinliyorum. Sultanım, Merkez Efendi'nin şeyhi, Sümbül Efendi'nin piri Mehmet Cemalettin Efendi bir gün talebelerinden çiçek getirmelerini ister. Tüm talebeler en güzel çiçekleri derleyip getirirler pirin huzuruna. Yalnız içlerinden biri Yusuf Sinan elinde solgun kurumaya yüz tutmuş bir sümbülle gelir. Pir sorar, nedir bunun manası, hikmeti? Şöyle cevap verir Yusuf Sinan. Pirim, hangi çiçeğe elimi uzatsam Allah'a zikir ve tesbih ile meşguldüler. Onları dallarından koparıp da Allah ile ülfetlerini engellemek istemedim. Baktım, bu zavallı sümbül dalından kopmuş. Ben de onu alıp getirdim size. İşte Yusuf Sinan'a sümbül mahlasını veren bu kurumuş çiçektir sultanım. Merkez Efendi'ye şükranlarımı iletin Kadı Efendi. Nasip olursa bir gün dergahlarını da ziyaret etmek isterim. Elbette sultanım, elbette. Müsaadenizle. Nasılsınız Kadı Efendi? Çok şükür paşam, çok şükür. Sultanımızın yanından geliyorum. Hayırseverliği takdire şayan paşam. Öyledir, öyledir. Halvet için sümbüllere destek olmak her daim boynumuzun borcudur inşallah. Ben de sizi bekliyordum Kadı Efendi. İsterseniz saraya geçelim, şöyle bir sohbet ederiz. Nasıl arzu ederseniz paşa hazretleri. Buyurun. Şehzade Mustafa'nın yokluğunuzu fırsat bilip payitahta yürüdüğünü söylediler. Hünkârım, Lütfü Paşa ve Ebu Suud Efendi geldiler. Gelsinler. Hünkârım, hoş geldiniz. Yüce Rabbim İslam ordusunun başından eksik etmesin sizi. Amin Ebu Suud Efendi. Lakin seni vazifenden arz ediyorum. Artık İstanbul kadısı değilsin. Hünkârım, bilmeden bir kusur işlediysem eğer... Bundan böyle Divan-ı Hümayun'da Sadr-ı Rum olarak hizmet vereceksin. Rumeli kaz askerliği vazifesinde layıkıyla yapacağından şüphem yok. Allah utandırmasın. Hünkârım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ebu Suud kulunuzu Mesud bahtiyar ettiniz. Yüce Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım.